Her yanımda birer muhafız. Kendimi şehzade gibi hissediyorum. Buyurmaz mısınız Halil İbrahim sofrasına? Çok konuşma Yesen. Olmaz öyle şey. Göz hakkı denen bir şey var. Her daim gözünüz üzerimde. Emir büyük yerden. Başına bir şey gelmesin diye. Keyfimizden durmuyoruz. Doğru. Doğru. Başım kıymetlidir benim. İstanbul'da kafası tutukluk yapmadan tek çalışan eşkıyayım. Davan hala devam ediyor. Hasmında çok. Maşallah de. Maşallah de. Nazardan ikiye mi çatlatacaksın beni? Benim yeğsim de yok. Buranın havası da ciğerimi soldurdu. Siz en iyisi beni sarayıma götürün. Götür şunu. Bu kadar gül cemali bir arada görünce iştahım iştah getire. Hadi. Bekri hapishanede özel olarak korunuyor. Şu anda ona bir şey yapmak çok zor. Dertlerimizin en küçüğü o zaten. Mahkemede aleyhime şahitlik yapamadı. Bir daha yapsa da kimse inanmaz. Diğer mesele. Süreyya Hanım'ın evi çok iyi korunuyor. Dışarı çıktığında ise en az bir düzine muhafaza dolaşıyor. Evet. İşte acı tecrübelerinden ders çıkarmayı bilmiş akıllı bir kadın. Süreyya Hanım, arabanız hazır efendim. O zaman padişahın kararını öğrenmeye gidelim. Süreyya hakkında yürüttüğümüz tahkikatta herhangi bir şeye varamadık. Nasıl oluyor Esat Paşa? Koskoca daire nazırlığı elinizin altında ama siz bana hiçbir şey bulamadık diyebiliyorsunuz. Boris efendi, inanın bana bir şey olsaydı mutlaka bulurduk. Hiç kimse bu kadar temiz değildir. Vakit geldi. Padişah birazdan banka hakkındaki kararını açıklayacak. Ve siz bunu da bilmiyorsunuz. Boris efendi, sadrazam dahil hiç kimse bilmiyor. Yanlış bildiniz ahmaklar. Bekri Ağanız dağların aslanı değil, kurdudur. Aslan kafeste yaşar ama kurt kafese girdi mi ya ölür ya çıkar. Zindandan çıkmak için üç şey gerek. Yürek, bilek. Bir de çorba kaşığı.